Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hocam bugün bir 11 Eylül'ü hatırlayalım. 11 Eylül 2001. Evet. Belki de dünya tarihini değiştiren bir olay. Evet. Ve İkiz Kuleleri, Amerika'daki New York'taki İkiz Kuleleri bir saldırı oldu. Bu saldırı tabii hiç kimsenin beklemediği bir şekilde uçaklarla oldu. Tabii sonra çok konuşmalar yaşandı. Dediler ki bu İkiz Kuleleri aslında Amerika vurdu. Ya da işte hiç aslında uçak düşürmedi ama içinde patlayıcılar vardı gibi birçok şeyler ortaya atıldı ama bir ikiz kule gerçeği var ve bu gerçek hala aslında aydınlanmış değil. Bildiğimiz tek bir şey var. Amerika bunu çok güzel bir bahane ederek düşman yarattı ve Afganistan'a, Irak'a, Libya'ya, Irak'a, Suriye'ye artık hemen hemen her yere sırf bu saldırıyla girdi. Siz ne anlatırsınız hocam? Bu ikiz kulelerin geri planında ne var? Bu binalar nasıl yıkıldı hocam? Çok teşekkür ediyorum. Esasında sosyal medyaya dahi bakan ilgili her arkadaşın rahatlıkla görebildiği birkaç şeyi bir toplu sunum olarak anlattığınızda resmin çok başkalaştığını görüyorsunuz. Bize anlatılan neydi? İşte iki tane uçak, teröristlerin, El-Kaide'nin, Usama Bin Laden'in adamları, 18 kişi. Bu uçakları ele geçirdiler, 4 uçağa birden. Kimsenin haberi yok. Amerika'ya nasıl girdiler kimse sorgulamadı. Bu 18 tane adamı madem biliyordunuz, gümrüklerden nasıl aldığınızı kimse sorgulamadı. O isimleri 24 saat içinde nasıl bulduğunuzu kimse sorgulamadı. Ama bunlar esas değildi. Bu uçaklar, ben Amerika'da iki ayrı dönemde bulundum. New Jersey ve Cincinnati üniversitelerinde misafir öğretim üyesi olarak kaldım. Amerikalı'nın düşünce mantığını ve Washington ile New York'un nasıl bir koruma içinde olduğunu yakından bilen bir kişiyim. Her iki şehre de 40 mil çapındaki bir araziye bırakın uçağın girmesini, drone dahi yaklaşsa uçaklar ya da uyaranlar uyarıyorlar, kesinlikle indiriyorlar. 40 saniye içerisinde cevap gelmezse savaş uçakları havalanıyor. Şimdi böyle bir ülkeden bahsediyoruz. O gün çok tesadüf üniversitede şeyi seyrediyorum, televizyonu yayın kesildi, İkiz Kuleleri'nin vurulduğunu gösteriyor. Birinci vurulma ile tabii çok üzüldüğümüz bir şey. Terörden dolayı 3000'e yakın kişi öldü. Kesin rakam belki zaman içinde artmıştır ama 2890'dı en son net rakama baktığımda, yaralılardan vefat ettiyse 3000'e yaklaşmıştır. Allah topraklarını bol etsin. Kimsenin ölmesini arzu ettiğimiz için bunları konuşmuyoruz. Ama bir gerçek var. Bu resim hiç de Amerika'nın dünyaya gösterdiği gibi bir resim değil. Çünkü neden? Şimdi birinci uçak geliyor. Aradan geçen ikinci uçağın gelmesi arasındaki zaman 52 dakika. Hiçbir uçak havalanmıyor. Hani 40 saniye içinde savaş uçakları havalanırdı. 52 dakika boyunca hiçbiri gelmiyor. Ve bu ikiz kuleler çökertiliyor. Bir sonraki resmi görür müyüz? Evet hocam. İnsanlığın beynine ve Amerikalıların beynine bu görüntü kazındı. Ben hasbelkader buraları da ziyaret etmişim. Dünya Ticaret Merkezi'dir. İkisi de 107'şer katlıdır. Altında çekilmiş fotoğraflarım da var. Hani duygusal olarak da insan üzüntü duyuyor. Çok muhteşem iki bina. Onlar skyscraper dedikleri iki kule. Ve inanılmaz bir biçimde hala bir uçak çarpışıyla üsttekiler olabilir de nasıl oluyor da 107 kat birden erimiş gibi aşağıya doğru çöküyor. Herhalde bir 50 sene sonra birileri açıklayacaktır Amerikan kurallarına göre. Ama bugün dahi açıklanmayan şey öncesinde kulelerde hazırlık yapılıp yapılmadığıdır. Çünkü biraz sonra başka bir şey daha göstereceğim bu konuyla ilgili. Bu ikiz kuleler çöktü. Sonra biz medyada ne duyduk? Bir uçak da Pentagon'a çarptı. Öbür uçak da yolcularıyla beraber düşürüldü, değil mi? 4 uçak. Bir sonraki resme girebilir miyiz lütfen? Şimdi burası Pentagon. Pentagon beşgen şeklinde bayağı büyük bir bina. Bu beşgen şeklinde olan binaya uçağın çarptığı söylendi.
Şimdi uçak buraya çarpmış olsaydı eğer, bir sonraki şekle girer miyiz? Aşağı yukarı şurası, çarpıp da çökertilen yer 19 metre. Uçak açıklığı 38 metre. Şuralarda hiç uçak kanat izi görüyor musunuz? Yok. Bu uçak çarpmış olsaydı eğer, en azından bu uçağa ait küçük parçaları, büyük parçaları, motorunu, kanadını, bir yerini görebilirdik değil mi? Bir sonraki resme girebilir miyiz? Tabii bunu da hatırlatmakta fayda var. Pentagon, ABD'nin Savunma Bakanlığı. Evet. En korunan yer. Bir evvelkine tekrar edelim. Bir evvelki. Peki. Şimdi burada bakın, söndürme şeyleri gelmiş itfaiye. Burada en küçük bir uçak kalıntısı görüyor muyuz? Hayır. Peki buranın önemi ne? Burası Pentagon'daki üst rütbeli generallerin bulunduğu yer. En önemli madde bu. Amerika esasında kendi içinde bir savaş yaşadı. Amerika'daki bir grup büyük bir olay çıkartarak dünyaya silah satmayı, Amerikan ordusuna silah satmayı hedef edinmiş. Diğer grup ise bunun riskli olduğunu düşünen grup buralarda yok edildi. Esas hiç kimseye söylemedikleri bir bina daha var. Bir sonraki ve bir sonrakine girebilir miyiz? Burada ölen oldu mu hocam bu arada? Burada yüzlerce general ve onun alt kademesindeki kişiler öldü. Bunlar telaffuz dahi edilmedi. İsim geçti mi? Pentagon'un generaller bölümü çöküyor içeriden. Uçak çarptı diyorlar. Uçak yok. Uçak çarpsaydı, bir sonraki resme girerek bir kez daha gösterelim değerli arkadaşlarımıza. Ya bu kanat açıklığı 38 metre. Şuralardan bir şeye girmesi gerekmez miydi? Sonra bu nasıl uçak ki yere kadar alçalacak ve o şekliyle girecek? Uçak düşüyorsa kafadan çakılırdı buraya. Akla uymuyor. Anlatışa uymuyor. Hiçbir şeye uymuyor. Bir sonraki lütfen. Esas söylenmeyen bu. İkiz kulelerin etrafında şunlar ikiz kuleler. Burada 47 katlı bir bina var. 47 kat. Öbürleri 107'şer kat. Bu katı az diye söylemedi sanmayın. Bu bina 2.24 saniye içerisinde çok değişik bir vakumlayan bomba kullanılarak içeriye doğru çökertildi. Bir sonraki resmi görebilir miyiz? İşte bu bina. 47 kat, dışarıya doğru patlama yok. İçeriye doğru bu çelik bina, içeriye doğru çökertildi. Peki ne önemi vardı bu binanın? CIA'nin, FBI'nin ve yurt dışı operasyonları götüren komutanların merkez üssüydü de o yüzden. Burada ölen oldu mu? Burada. Tamamı öldü. Peki bahsedildi mi? Hayır. Şimdi hiçbir generalin adından bahsetmediler. Bir daha söyler misiniz hocam? Bu binada kimler vardı? Bir evvelkine gelelim, net görsün değerli arkadaşlarım. Şimdi ikiz kulelere uçak çarptı. Evet. Hemen yanı başında 47 katlı bu bina. Kapı numarası 7. Kendisi 47 kat. Herkesin bildiği, bütün CIA'nin üst düzey uzmanlarının, FBI'nin üst düzey uzmanlarının ve yurt dışı operasyonları yöneten komutanların bulunduğu binaydı. Bütün personeliyle beraber. Bir karargahtı yani. Karargah 2.24 saniyede içeriye vakumlamayla çökertildi. Tam bunlar devrilirken mi oldu bunlar? Aynen bunlar devrilirken oldu. Kimse farkına bile varmadı. Çünkü esas o gürültülerin adı altında herkes toz toprakta kaçışırken bu bina yamyazsa oldu. Esas söylenmeyen buydu. Bir sonraki lütfen. Bir sonraki. Bununla ne anlatmaya çalışıyorum? Bir, Amerika'da yaklaşık 3000 kişi terör sebebiyle vefat etti. O zaman sormak lazım. Amerika Birleşik Devletleri nasıl oldu da Senatosundan, Temsilciler Meclisi'nden hiç olmamış bir biçimiyle savaş ilanı çıkardı?
Bu ikiz kulelerin maliyeti 4 milyar dolara yapılmıştı. 3.9 milyar dolara yapıldı. O derinlerdeki Amerikalılar, bu öyle büyük bir olay olmalıydı ki Amerika'da, hem dışarıya savaş açmak için bir gerekçe olmalı, hem silah satılmalı, hem de Amerikan ordusuna silah satılmalıydı. Buna ulaştılar. İkinci büyük hedefleri neydi? Bir İslamofobi oluşturmak. O tarihten sonra Müslümanların ismi teröriste çıkartıldı. Amerika'da eskiden Müslümanlar hiçbir, yani karışanlar mutlaka vardır. Art niyetler vardır. Tutup da hepsini savunacak halim yok. Ama mazbut yaşayan milyona yakın Müslüman, milyonlarca da diyebiliriz, baskı altına alındı. Hepsi takip edilmeye başlandı. Camiler basılmaya başlandı. Bu sefer Amerikalıların beyninde terörist Müslüman resmi oluşturuldu. Ve bu kullanılarak Müslüman ülkelerin işgali kolaylaştırıldı. Çünkü Glasnost Perestroika'dan sonra NATO kendi içinde iki şey değiştirdi. Bir, düşmanın adını değiştirdi. Artık Rusya devil değildi, şeytan değildi. Kimdi? İşte bu Müslüman ülkelerden teröristleri çok olanlar. Beğenmedikleri kimse zaten ismini değiştiriyorlar, terörist ülke diyorlar. İkinci şey, renklerini değiştirdiler. Eskiden NATO'da dost kuvvetler mavi, düşman kuvvetler kırmızıydı. Kızılı Sovyet Rusya'yı temsil ediyor diye. O tarihten sonra değiştirildi. Düşman kuvvetlerin rengi yeşile çevrildi. Bundan sonraki savaş, herkese açık açık dendi ki Rusya bitti, düzelterek söylemeliyim, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler bitti. Bundan sonraki esas düşman Müslüman ülkelerdir. Bunu büyük ölçüde başardılar. Dünyada bir Müslüman karşıtlığı, İslamiyet karşıtlığı gelişti. Bunu geriye çevirmek de maalesef çok zor. İşte bu ikiz kuleler olmamış olsaydı, en azından Amerikalılar savaşlara itiraz ediyor olurlardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Sağ olun.